ver. Hola, buenas. Gracias. Dayımız karpuz satıyor burada. Oh, kamyonun kasasına yüklemiş. Satıyor yol kenarında. Ah, there. There is the entrance. Selamlar, selamlar dostlar. Nasılsınız? Hi. Ana Sofya'yı hatırlayacaksınız. Hardin videosunu izlediyseniz eğer. Santa Marta'da buluştuk. En son Cartagena'da kalmıştık. Cartagena'da demiştim ki size videonun sonunu izleyenler için. Bir tane köy var, gidebilirsem bir sonraki video oradan olacak demiştim. Ama gidiş bayağı bir meşakkatliymiş. Bende de çok az bilgi vardı. Sonraya sakladım o köyü. Gidebilirsem gideceğim ama bakacağız yani. Daha kesin bir şey yok orasıyla ilgili. Birazcık sıkıntılı bir bölgede çünkü. Santa Marta isimli bir şehirde buluştuk Ana Sofya ile. Şimdi Tayrona Milli Parkı'na doğru yürüyoruz. Santa Marta şehrinden otobüse bindik. Bak şurada bıraktı bizi otobüs. Şurada bir yerde bıraktı bizi otobüs. Parkın girişine doğru yürüyoruz şimdi. Tayrona Milli Parkı 34-35 kilometre uzaklıkta Santa Marta'dan. O yüzden otobüsle gelmeniz gerekiyor. Mercado Santa Marta, yani Santa Marta pazarının oradan kalkıyor otobüsler. Kaç ödedik? 7000 peso ödedik kişi başı. O da işte 1,5 dolar. From here to inicio del parque to our walk. From inicio del parque to cabo to our walk. Now you must pay 5,000 for the maintenance of the community. Okay. And you pay the national park at 200 meters. And with the offer to service the motorcycle from here to here in 20 minutes and the price is 20,000. It's optional. Or service the horse from here to here 50,000. And from here to cabo 150,000. Burası parkın girişi. Buradan biletimizi aldık şimdi. Turistik sezonda gelmişiz. Yabancılar turistik sezonda 73.500 peso ödüyorlarmış. Turistik olmayan sezonda 62.000 peso ödüyorlarmış giriş için. Birazcık tuzlu girişi. Ana caddede inmiştik ya otobüsten. Oradan bir ara sokağa saptık. Orada girişte de buradaki yerel halkı desteklemek için kişi başı 5000 peso ödedik. Burada Tayrona yerlileri kalıyormuş önceden. Ondan da birazcık bahsetmek istiyorum. Sanırım bu bölgelerde yaşamaya devam ediyorlar. Hani onları destekleme amaçlı 5000 peso da onlar bilet kesti bize. Bir de şöyle hani şöyle bileklik de taktılar. Şu beyaz bileklik buraya girişi ödediğimiz, yani mesela ben turist olarak 73.500 peso ödediğimi temsil ediyor. Şu yeşil olan bileklik ise burada giriş yaptığınız zaman sigorta yapıyorlar size. Zorunlu sigorta yapıyorlar. Çünkü şimdi 3 saatlik bir trekking yolu var önümüzde. Sahile çıkacağız. Ya bu bölgeler bakir bölgeler. Merkezden uzaklar. Ola ki başınıza bir şey geldi. Sizi buradan alıp hastaneye götürüp tedavi ettirebilmek için böyle bir çözüm bulmuşlar. Yani yaptırıyorsunuz sigortayı zorunlu olarak. Kişi başı 12.000 peso ödüyorsunuz bu. Sigortaya bir de böyle yeşil bir bileklik takıyorlar. Yani 2,5 dolar yapıyor 12.000 peso. Başınıza bir şey gelirse mesuliyet onlardadır diye düşünüyorum yani sigorta yaptırdıklarına göre. Bir şey olursak inşallah olmaz. Sizi hastaneye ulaştırıyorlar. Ha, büyük ihtimal hastane ücretini de kilitliyorlardır ama. Şimdi ona da güvenmeyelim. Biz tedbiri elden bırakmayalım. 73.500 peso ne kadar yapıyor? 50.000 peso 10 dolar desek. İşte 15 dolar gibi bir şey. 15-16 dolar civarı bir şey. Yüksek sezonda gelmişiz biz. Ben bilmiyorum tabii. Hangisi turistik sezon, hangisi normal sezon. Şimdi 3 saatlik bir trekking yolu var önümüzde. 9-9,5 kilometre gösteriyordu harita. Hadi 10 kilometre diyelim. Bakalım. Havada sıcak ha. Tayrona Milli Parkı'nın içinde bir sürü yırtıcı hayvan var. Bak buraya mesela jaguarı koymuşlar. Puma var, jaguar var. Farklı yırtıcılar var. Bir sürü çeşit kuş var. Faunası, florası bayağı geniş ve zengin bir bölge burası. Zaten baksanıza yemyeşil yerler çok güzel ya. Ben inşallah bir jaguarla pumayla denk gelmeyiz. Yani kurtaramayız paçayı büyük ihtimalle. Gölgede yürüyoruz ya şimdi böyle ağaçların arasında. Çok daha rahat. Güneşin altında yürümek bayağı yoruyor çünkü havanın kendisi sıcak.
Tropikal iklimde trekking kolay değil arkadaşlar. Hakikaten zorluyormuş vücudu. Videonun başında girişinde buraya geldiğimiz zaman bir şeyden bahsetmek istiyordum. Unuttum. Kaynadı karpuzcu dayıyı görünce. Aa, burası değil. Yanlış yere girdik. Şöyle kendimizi sağlama alalım da. Şimdi şöyle bir şey var. Burada iki tane giriş var. Birincisi ana giriş kapısı. Zaino kapısı. Oradan girerseniz Tayrona Milli Parkı'nın sahillerinden trekking yaparak kamp atacağınız yere gidiyorsunuz. Onun dışında biz Calabozo ismindeki kapıyı kullandık. İkinci kapı orası. Böyle ormanın içerisinden yürüyorsunuz buraya girdiğiniz zaman. Biz bunu tercih ettik. Belki dönüşü o taraftan yaparız yani, bilmiyorum, onu artık düşüneceğiz. Haritada iki tane yol gözüküyordu. Gidiş için bu yolu gösteriyordu bize ama şöyle bir kapı yapmışlar kendilerince. Kapı da kapalı, giriş yasak. Diğer yolda burası. Bu yoldan yürüyüp devam edeceğiz. Sebebini de anladık neden kapalı olduğunu. Bakın burada yerleri görüyorsunuz değil mi? Bu parkın içerisinde, Tayrona'nın içerisinde Tayrona kabilesi, Tayrona yerlileri, Kongu yerlileri, Diva yerlileri, Arawako yerlileri ve Kankuamo yerlileri yaşıyor. Biz hatta Kongu yerlileriyle karşılaştık ama fotoğraf video çekmenin yasak olduğunu söylediler. O yüzden onları gösteremedim sizlere. Aynı bu şekilde giyiniyorlar. Beyaz, tek parça uzun bir elbise. Şöyle çantaları var. Saçları kadının da erkeğin de uzun. Kadınlar aynı bu şekilde kolye takıyorlar. Erkeklerde de böyle bir şapka vardı. Evleri de şu şekilde. Hatta beni uyardılar. Ben evlerinin videosunu çektim. Böyle kısa bir 4-5 saniyelik video çekerken kamerayı gördü. Yasak olduğunu söylediler. Bu şekilde evlerde yaşıyorlar. Burada yaşıyorlar yani. Bu insanlar halen Tayrona Milli Parkı'nın içerisinde bazı köyler, kabileler var. Yaşıyorlar oralarda. Hatta gidebileceğimizi söylediler köye. 40 bin peso dedi. 8 dolar ediyor. Sizi götürürüm dedi. Yarım saat gezdiririm, geri getiririm dedi. Ama fotoğraf ve video çekmenin yasak olduğunu söyledi. Aslında ilgimi çekti. Belki dönüşte bir yarım saat hani uğrayabiliriz yani, bilmiyorum. Ama maalesef sizlere gösteremeyeceğim onu. Bu yerlilerin, bu kabilelerin de kutsal alanları var. Tayrona Milli Parkı'nın içerisinde 4 farklı kutsal alanı varmış. Bir tanesi de burası. Aha, girişi burada. Buradan böyle yürüyorsunuz. Çok kısa bir yürüyüş mesafesi. Birkaç dakika yürüyüş mesafesinde bir ibadet alanı var. Yılın belli dönemlerinde buraları komple kapatıyorlarmış. Yerliler gelip burada ritüellerini gerçekleştiriyorlarmış. Bunu da görmüş olduk. Haritada görünce ben de şey zannettim. Oradan böyle geçip gideceğiz zannettim ama maalesef ne yazık ki gidemiyormuşuz oraya. Farklı bir yol kullanmak zorundayız. Gideceğimiz plajın adı da Cabo San Juan. Böyle şeyler var. Böyle tahtalar vesaireler koymuşlar. Bu düşmüş galiba da. Şey yani, trekking yolu baya baya kolay. Patikayı takip ediyorsunuz. Harita olarak da maps.me kullanıyorum ben. Orada da çok güzel gösteriyor yani. Bir sıkıntı yok. Trekking rotasını bulmada bir sıkıntı yok. Yani şimdiye kadar kaybolmadık. Şimdi de kaybolmayız sanırım. Hola, buenas. Hola, buenas. Oh, maçataya bak. Su içiyor, kıyamam, yorulmuş. Hava fena sıcak. Sucuk gibi olduk biz de. Okyanus gözüktü. Püfür püfür esiyor vallahi, var ya. Aman aman aman. Gidiyordum ha. Şuraya giriyordu bak ayağım. Çok tehlikeli çok. Dikkat etmek lazım. Hoppa. Bazı ağaçların üstünde böyle arı kovanını anımsatan bir yuva var. Hangi hayvana ait bu yuva? Karınca yuvası mı? Başka bir böceğin yuvası mı? Arı kovanı değil yani.
Bildiğim kadarıyla arı kovanı biraz daha farklı oluyor. Belki bu başka türdür. Ona da emin değilim ama şöyle bir sürü yuva var. Baksana girişlere bak. Bunlar hep içeri giriş. Çok ilginç ya. Bir sürü gördüm yani, o ormanın içerisinde yürürken bir sürü gördüm. Ya diyorum acaba bu neyin yuvası? Bir türlü görmedim de üstünde bir hayvan yani. Baktım inceledim ama görmedim de. Sahile ulaştık dostlar. Şimdi buradan San Habon'du galiba ismi. Oraya doğru gideceğiz. Bizim kamp atacağımız yer 15 dakika yürüme mesafesinde. Şu arkamızdaki sahil ise çıplaklar sahili. O yüzden o tarafa çok gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü ben görüyorum, kameradan gözükmüyordur uzak olduğu için, ama cıbıl cıbıl abilerimiz, ablalarımız var orada. Hoppa! Ahanda geldik. Cabo San Juan. Burada kamp atacağız. Allah gidiyordum. Oh, kalabalıkmış abi burası. Buenas. ¿Qué cuesta? 140 la pared. Hola. Son las carpas. Buradan şimdi biletimizi aldık. Neden bilet aldık? Çünkü çadır kurmak için. Kişi başı 30 bin peso ödedik. O da 6 dolar yapıyor. Çadırınız varsa 30 bin peso ödüyorsunuz. Yoksa biraz daha fazla ödemeniz gerekiyor. Şu çadırlarda kalabiliyorsunuz. Şimdi şuraya kurabiliyoruz çadırımızı. Ama o tarafta gölge bir yer yok. Şuraya da kurabiliyoruz çadırımızı. Ama burada da gölge bir yer yok. Nereye kuracağız acaba? Neyse, şu araya bir yere sıkışalım ya. İnanılmaz bir kalabalık var ya. Aklımı yitireceğim. Her yer insan kaynıyor. Önceki videoları izleyenler Bogota'da yeni çadır aldığımı hatırlıyorlardır. Şöyle sizlere çadırı göstereyim. Forklaz'ın MT-900 modeli. Fena bir çadır değil gibi. Yani kullananlar şu ana kadar çok memnun kalmışlar. Ben de onlardan yola çıkarak böyle bir çadır aldım kendime. Kurarken birazcık zorlandım ama yani ilk defa kurdum çünkü çadırı. Bir de iskeleti benim önceki çadırdan farklı. Ben Fresh & Blay'in 2 kişilik olan çadırını kullanıyordum. O çok kolaydı kurulum yani. 3 dakikada tak tak kuruyordun onu. Bu biraz daha meşakkatli. Şöyle. Fena durmuyor yani. Ama bunda şey yapmanız lazım. Çakmanız lazım yere filan. Ben mesela onu çok yapmıyorum. Ama yapmak da lazım yani. Geceleri filan iyi oluyor bazen. Bir de bunun böyle yan şeyleri var. Böyle kapı gibi. Böyle bir boşluk var. Ayakkabı, çanta koymak için. O yüzden çakmak daha mantıklı bu çadırda. Şöyle çadırımızı buraya kurduk. Gelir gelmez bir şeyler atıştırdık. Bir yüzmeye gittik. Birazcık yüzdük. Şimdi sizlere etrafı göstermek istiyorum. Burası daha güzel bir çadır alanı. Deniz tarafına da yakın. Hem çim ama çok güneşin altında kalacaktık. O yüzden böyle ağacın altına kurduk çadırı. Buraya bir tane futbol sahası yapmışlar. Çadırların olduğu kısma. Şurada restoranlar var. Orayı da göstereceğim sizlere şimdi. Baksanıza manzaramıza. Şu olay çok hoşuma gidiyor ya. Özellikle böyle yüzerken manzarayı izlemek acayip keyifli oluyor. Oh, abimiz hamağı koymuş oraya.
Vallahi en güzel manzara onun şu an ha. En rahat orası. Burada böyle 3 tane çadır var yan yana. Şu ortadakini anlamadım da diğer ikisi sağlıkla ilgili. Sağlık ocağı gibi düşünebilirsiniz yani. Bir şey olursa burada müdahale ediyorlar. Ha, ödedik ya işte parasını. Burada müdahale ediyorlar. Şöyle çöp kutuları var birçok yerde. Ondan sonra burada restoran var. Şurada alışveriş yapabileceğiniz ufak böyle market tarzı yerler var. Birazcık tuzlu ama onu söyleyeyim. Mesela şehirde 2000 pesoya su alıyorsan burada 4000 peso. Küçük sudan bahsediyorum. Burada mesela kahvaltıyı 20.000 25.000 pesoya satıyorlar. Yani kahvaltı 4 dolar 5 dolar. Menülerin hepsi 25.000'den başlıyor 50.000'e kadar çıkıyor. Yani 5 dolarla 10 dolar arasında. Genelde şu tabaklar mesela bu pilavlı işte balık, et var, tavuk var. Bunlar 8-9-10 dolar. Şey pasta yazıyor, pasta diyecektim. Makarnalar da kaç? 5 dolar 6 dolar makarnalarda. Yani baktığın zaman hani benim bütçeme göre değil ama şöyle bir yerde, izole bir yerde 10 dolar da ne bileyim bir Avrupalı bir Amerikalı için para değil yani, anladın mı? Adam kendi ülkesinde de bir restorana oturduğu zaman 12-13-15 dolardan aşağı ödemiyor zaten. Ha, burada bir tane ufak kafe tarzı bir yer var. Su okyanus olduğu için bayağı dalgalı ve biraz yüzdük, pis yani. Çok fazla şey var ve çok bulanık. Acayip bulanık su. Hiçbir şey gözükmüyor. Şu sarı topçuğu görüyor musunuz? Oradan ileri gitmek yasak. Tehlikeliymiş yani. İnsanlar ölüyormuş. O yüzden sıkıntılı. Yani şöyle işte kola, bira, su mu satan yerler var. Şurası çok güzel ya. Baksana şuraya. Ağaçlar devrilmiş, çevrilmiş. Değişik bir ambiyans yaratmış burası. Sanki böyle anakonda fırlayacak gibi. Geldiğinizde çok kalabalıktı bak. Biraz daha rahatlamış sahil. Yani ben bu kadar kalabalık olduğunu düşünmemiştim. O yüzden görünce çok şaşırdım. Bir de çok fazla sinek var ya. Mesela biz yemek yiyelim dedik. Çadırın içinde yemek yiyebildik. Yemeği açtık böyle. Konserve falan almıştık kendimize kolay olsun diye. Açtık. İnanılmaz bir şey, sinek üşüştü. Sana dedik ki geçelim çadırın içinde yiyelim. Rahat yiyelim. Hani hızlıdan yiyelim ki maksat şey yapalım. Gelelim yüzelim bir an önce. Bir de ben sizlere burayı göstermek istiyorum. Hani video çekmek için de zaman ayırmak istiyorum. Şuraya da çıkacağız. Oradan da bir manzarayı izleriz. Her sahilde yüzülmüyor burada. Şimdi ben videonun biraz daha ilerleyen kısımlarında nasıl bir yerde olduğumuzu anlatacağım. O kısmı da atlamadım. Koy düşünebilirsiniz. Yani bir elimin parmaklarını düşünün. Her parmağımın arası bir koy. Ve her koyda yüzülmüyor. Bildiğim kadarıyla şu kırmızılar çok tehlikeli olan yerler. İşte buralarda ya yüzülmüyor ya da şey eşliğinde yüzebiliyorsun. Yani biri böyle denizi kolluyor. Neydi? Can kurtaran ha. Onlar denizi kolluyor, öyle yüzüyorsun. Baksana ya, şurası güzel gözüküyor ha. Manzarasını beğendim şimdi, yalan yok. Manzarasını beğendim. Videonun ilerleyen kısmında burası hakkında fikirlerimi de söyleyeceğim. Çünkü geldiğimden beri burası hakkında çok fazla şey duydum. Bir, ikincisi zaten Kolombiya'ya geldiğimde gelmek istediğim başlıca yerlerden bir tanesiydi. O yüzden fikrimi söylemek istiyorum videonun sonuna doğru. Gün batımını izlemeye gelmiş herkes. Vay, güzel düşünmüşler burayı bak. Bir sürü hamak koymuşlar.
Keyiflidir ha orada takılmak. Hoppa şöyle geçelim. Şimdi yüzdüğümüz yer koy. Aha da okyanusun bu kısmına bağlı. Manzara güzel yalnız böyle kayalıklar filan. Hoşuma gitti. Buranın manzarasını sevdim. Burası daha güzel ama. How is it? Good? It's very delicious. Meyve suyu aldık da kendimize 10.000 peso. Şöyle sıkıyor içerisinde. Yaklaşık 1,5 bardak çıkıyor. Ben kavun söyledim, arkadaşım Lula söyledi. Gayet güzel. Restoran kısmı burası da bayağı dolu. Bayağı dolu. Oğlum çok iyi para lan. Yani ortalama 6-7 dolardan bir şeyleri sattıklarını düşünün. Herkes 10 dolarlığı yemiyordur. Ortalama 6-7 dolardı. Fena para. Hakikaten fena para. From 1 to 10, how much do you like? Taste is good. I like. I can give 7. But for me, it's too big. Because it's sour. When I drink sour, I prefer to drink less. But when I drink sweet things, I prefer to drink more because I can. Otherwise, I can't drink. If I drink that kind of sour and more, I cannot eat anything after that. Okay. If we go back for the other side, okay, we can see more markets. Really? More posts. Okay. Tomato sauce and sausage. Here's the taste. Çadırımızı topladık. Artık bu plajdan ayrılma vakti. Diğer taraftan yürüyeceğiz. Bu arada bir devrin sonu bu çöp kutusunun içinde yatıyor. Konya pazarından 50 liraya aldığım müthiş terliklerim burada patladı, yırtıldı. O yüzden çöpe atmak zorunda kaldım. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Vallahi beni çok güzel idare etti. Kaç ülke gezdik hiçbir fikrim yok. Ama gayet güzel anılarımız oldu kendisiyle. Artık yeni bir yol arkadaşı bulmam lazım. Aa, burada da bir sürü at var. Sabaha kadar at boku kokladık var ya. Sabaha kadar at boku kokladık. Şimdi geldiğimiz yön şu tarafta kaldı. Biz dağın arka tarafından dolaştık. Şu sahile indik. Şimdi böyle araya girdik. Buradan devam edeceğiz. Kıyıya doğru çıkacağız. Şimdi nasıl bir trekking rotası bizi bekliyor bilmiyorum. Harita 10 kilometre gösteriyor. Ana giriş kapısına gideceğiz. Zaino kapısına gideceğiz. 10 kilometre gösteriyor. 2 saat 20 dakika gibi bir süre verdim Maps.me. Bakalım ne kadar sürecek hiçbir fikrim yok. Nasıl bir trekking rotasından yürüyeceğiz? Onunla ilgili de bir fikrim yok. Hiçbir araştırmam yok o kısımla ilgili.
Hola. İnsanlar bizim geldiğimiz plaja doğru gidiyorlar şimdi. Biz de tam tersi yöne doğru gidiyoruz. Kaldığımız plajla ilgili, oradaki kampingle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Fikirlerimi söylemek istiyorum. Şimdi orası ile ilgili çok fazla övgü duydum buraya gelmeden önce. Yani Tayrona'nın geneliyle ilgili. Hola. Hola. Tayrona'nın geneliyle ilgili çok fazla övgü duydum. Doğal olarak büyük bir beklentiyle geldim. Onun dışında Kolombiya'ya gelmeden önce Tayrona benim listemin, hani görmek istediğim yerlerin en başında geliyordu. O yüzden de beklentim vardı. Şimdi beğendiğim şeyleri ve beğenmediğim şeyleri söylemek istiyorum orasıyla ilgili. Öncelikle beğendiğim şeyleri söyleyeyim. Bir, manzara hakikaten çok güzeldi. Yani özellikle o manzara izleme noktasından böyle denizi görüyorsunuz. Yani 360 derece görüyorsunuz. Arkanızda dağlar var, önünüzde okyanus var. Hakikaten çok güzel. En beğendiğim kısım tabii ki de manzara oldu. Onun dışında telefonun çekmemesi çok hoşuma gitti. Çünkü yani ister istemez bazen insanın eli gidiyor, anladın mı? Yani bakıyor yani. Bir de ben mesela sosyal medyadan paramı kazanıyorum. O yüzden ister istemez online olmak zorundayım. Çevrim içi olmak zorundayım. Bazen elimi alıyorum istemsizce. O internetin mesela olmaması telefonu unutmama sebep oldu. Sadece fotoğraf çekerken ve müzik dinlerken açtım. O çok güzeldi. Ve yıldız manzarası gece. Yıldız manzarası çok güzeldi. Çünkü ışık yoktu çok fazla. O yüzden gökyüzünü çok net bir şekilde görebiliyordunuz. Şimdi gelelim beğenmediğim kısımlara. Birincisi, çok fazla sinek vardı. Yani bununla ilgili bir önlem alınmamış belli. Ama bunu doğal karşılıyorum, yani bir sıkıntı yok. Onun dışında denizi hiç beğenmedim. Dalgalı olmasını anlarım çünkü okyanus. Ama çok pisti be abi ya. Hani böyle yüzemiyorsun rahat. Ağzını yüzünü açamıyorsun yani. Böyle ağzına bir şeyler giriyor. O yüzden hoşuma gitmedi. Kalabalık sezonda geldiğimiz için çok kalabalıktı. Onu da beğenmedim açıkçası. Yani hatalı bir tercihti bu sezonda gelmek. O da hoşuma gitmedi. Onun dışında bence yeme içme benim bütçeme göre pahalıydı. Yani bir Amerikalı, bir Avrupalı'ya göre normaldi. Ama benim bütçeme göre pahalıydı. Biraz daha uygun olabilirdi diye düşünüyorum. En önemli şeylerden biri, yani 24 dolarda bir para ödedim ben şu an toplam Tayrona'nın girişinde ve konaklama. Konaklamayı sayalım sadece, 6 dolar ve bu 6 doların içerisinde hiçbir hizmet yok. Tuvalet paralı, duş alıyorsun paralı. Onun dışında yani tenceremi tavamı yıkamak için bile böyle yer bulurken zorlandım yani. Doğru düzgün böyle tencerenizi tavanızı yıkayabileceğiniz bir yer yok. Ki kocaman bir kamping, yani dünyanın çadırı var. En az 150 çadırı vardı orada, artı bir de sen kendin çadır getirip kuruyorsun. Artı onlar var. Çok yetersizdi bence. Toplamda 10-12 tane duş vardı. Yarısından çoğunda şey yoktu mesela. Kapı yoktu. Kapısı açık. Bir tane erkek tuvaleti vardı. 3 tane pisuar vardı sadece. Sanki erkekler sıçmıyormuş gibi. Sadece işiyormuşuz gibi. Yok ya, bir tane tuvalette sıra bekliyordum böyle. Bekliyordun ki millet işini halletsin. Sonra sen gir. Bilmem ne, millet seni bekliyor böyle. O çok stresli bir durum ya. Ben sevmiyorum yani. Rahat edemiyor insan. Kadınlar için de azdı mesela. 3 tuvalet vardı kadınlar için de ama dünyanın insanı sıra bekliyordu. Ve temiz değildi. Çok pisti, leş gibiydi ya. Yani dünyanın parasını koparıyorlar insanlardan ama gram hizmet yok yani. O açıdan çok büyük eksi yazdım. Ve dürüst olmak gerekirse, yani bu kadar masrafa değer mi? 25 dolar gibi bir para harcadım işte, 24-25 dolar. Sırf gelip burada bir günü geçirmek için bence değmez, açık söyleyeyim yani. O paraya çok daha güzel yerlere gidip, çok daha uzun kalıp, daha güzel manzaralar izleyip, daha güzel denize girersiniz yani. Öyle yerler var. Biliyorum ben şahsen, o yüzden kıyas yapıyorum ister istemez. Bence fiyat performans olarak kötüydü açık söylemek gerekirse. Ya ben şöyle keyif aldım. Arkadaşımla birlikteyim. Sohbet, muhabbet, müzik, manzara. Keyifli vakit geçirdim. Ama bence çok da abartmamak gerekiyormuş Tayrona'yı. Yani bilmiyorum. Herkesin tabii zevki ve zevkler ve renkler tartışılmaz derler ya. Herkesin zevkli farklı işte abi. Yani ben beklediğim gibi çıkmadı.
Ama yine de öyle somurtmadım, söylenmedim. Keyif almaya baktım ya. Sadece fikirlerimi paylaşıyorum sizle. Durum budur. Ağaçların büyüklüğüne baksanıza. Kocaman. Yine düşüyordum. Kafamı çevirdiğim an tökezliyorum ya. Aa, çok güzel gözüküyor burası ha. Fena bir yerde yürüyoruz. Gracias, hola. Hola. Buenas. Buenas. Trekking yapmak istemezseniz, atlarla gitmek isterseniz giriş noktasından bizim geldiğimiz sahile kadar yaklaşık 10 kilometre, 10 kilometre diyelim, 150 bin peso ödemeniz gerekiyormuş tüm bu yol için. Atlarla gidiyorsunuz ama isterseniz farklı plajlarda da durabiliyorsunuz. Fiyat biraz daha azalıyor tabi. Plaj plaj fiyatları hesaplıyorlar ama toplamı 150 bin peso. O da ne kadar yapıyor? 50 bin pesoya 10 dolar dersek 30 dolar. Hola. Hola. How do you say what in your language? Like what means ne? Me. Ne. Ne. Like ke, ne. Ne. In Spanish, ke. My language, ne. Ne. For example, ne yapıyorsun? What are you doing? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? But we never says ne yapıyorsun. We says ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? It's short okay. For informal way. Okay. Hola, buenas. Hola, buenas. Buenas. Dostlar bakın yerliler. Uzaktan gördüm, kamerayı açtım. Dedim bir selam vereyim. Belki o esnada sizlere gösterme şansım olur. Ha bak, iyi denk geldik ha. Göstermek istiyordum sizlere. Hatta onlarla konuşmak istiyorum. Köylerini ziyaret etmek istiyorum ama dediğim sebepten dolayı ya ben giderim size gösteremem. Bembeyaz giyiniyorlar. Saçlar uzun, ayaklar çıplak. Genel itibariyle bir ayakkabı görmedim ayaklarında. Böyle bir çanta taşıyorlar. Kadınlar da kolye oluyor. Gördüğüm kadarıyla birkaç kişiyle karşılaştık çünkü. Ve burada yaşamaya devam ediyor bazı kabileler, hepsi değilmiş. Mesela Kongo kabilesi burada yaşamaya devam ediyor. Çok güzel ya, ilginç. Hakikaten belgesellerde gördüğümüz o insanları böyle birebir görmek, onlarla selamlaşmak, hatta konuşabilmek güzel bir duygu. Do you want to explain about Sierra Nevada? Not now. Not now, okay. Okay. Utanıyor. Birazcık utanıyor. Şimdi yanımda gezen arkadaşlar aslında konuşturmak çok istiyorum. Onları dinleyin istiyorum. Çünkü bana bilgi veriyorlar genelde. Ama onlar anlatmak istemiyor, çekiniyor. Diyorlar ki ben bilgiyi vereyim sen anlat. Ben de diyorum ki senin anlatman daha ilginç olur. Hani muhabbet etmek kamera önünde senin bilgi vermen çok daha güzel olur. Hani insanlar da merak ediyor sonuçta. Biriyle geziyorum. Onu tanımak da istiyorlar. Ondan bir şeyler dinlemek istiyorlar. Hatta bazı arkadaşlar şey yazıyor. Ya niye onları görmezden geliyorsun diye. Niye görmezden geleyim? Yani ben öyle bir insan değilim ki. Sadece kameranın karşısında çok gözükmek istemiyorlar. Bazıları da çok konuşmak istemiyor. Yani zorlayamam insanları. O yüzden utanan biri olursa onlardan bilgi alıp ben aktaracağım sizlere. Şimdi Tayrona Milli Parkı'nın olduğu bölge Sierra Nevada ismindeki bir dağ sisteminin olduğu yerde. Yani Nevada dağları olarak geçiyor bulunduğumuz yerler. Nevada dağlarının şöyle bir özelliği var. Burası dünyadaki en büyük ve en yüksek kıyı dağ sistemi olarak geçiyor. Yani ne demek? Buranın etekleri, bu dağın etekleri denize kadar ulaşıyor. Yani etekleri denize ulaşıyor. Mesela bizim denize girdiğimiz yer dağın eteğiydi. Dünyadaki en yüksek
neydi? Kıyı dağ sistemi olarak geçiyor. Bunun dışında da dünyadaki bütün tropikal bölgelerdeki en yüksek zirve burada. Ne kadardı zirvesi? 5700 metrelerde olması lazım. Ana tipe bak hala. Böyle bir özelliği var bulunduğumuz yerin. Zirvesinde hala ne tarafta kalıyor zirve tam olarak bilmiyorum. Biz şu an deniz seviyesine yakın mesafedeyiz. Zirvesinde hala buzullar bulunuyormuş. Yani düşünsenize tropikal bölgedeki bir dağın zirvesinde buzul bulunuyor. Bence ilginç bir şey. Böyle bir bilgi verdi bana arkadaşım. Şimdi buranın sistemi şöyle. Elimi Sierra Nevada, yani Nevada dağları olarak düşünün. Şu yumruğun olduğu kısım dağın ana kısmı gibi. Parmaklarım da kıyılara uzanan kısım. Ya parmaklarımın arasındaki şu kısımlar da şey, bizim denize girdiğimiz koylar. Yani böyle tarif edebilirim size. Hoppa. Hoppa. Biz patikayı tamamladık. Daha aslında yürümemiz gereken yol var. Ama araçla da gidebiliyormuşsunuz. 5000 peso veriyorsunuz. 1 saatte yürüyeceğiniz yolu 10 dakikada falan götürüyor sizi. Arabaya bindik çünkü Sofya Medellin'e dönecek uçağı var. Dedik ki yani biraz da şehirde vaktimiz kalsın ki bir şeyler falan yiyebilelim. Yürüseydik eğer o yolu ucu ucuna yetişecektik böyle havaalanına. O yüzden dedik ki arabaya binelim. Çok da zorlamayalım kendimizi. Zaten diğer tarafı yürüdük. Hava da bayağı sıcak. O yüzden şimdi dolmuşumuza bindik. Bizi girişe kadar bırakacak. Girişte otobüse gidip Santa Marta'ya döneceğiz. Girişi de gösteririm sizlere. Yani diğer giriş kapısında görmüş olursunuz bu videoda. 5000 peso girişe kadar. İyi, bence güzel. On dakika bile sürmedi buraya gelişimiz. Burada bıraktı bizi servis. Böyle bir asfalt yoldan geldik. İyi ki yürümemişiz. Var ya, hiç sevmiyorum asfalt yolda yürümeyi. Ben son kısmı da normal patika böyle toprak yol filan sanıyordum. Meğerse asfalt yolmuş. Burası da Zaino kapısı. Yani ana giriş kapısı burası. Biz ikinci kapıdan, diğer kapıdan girdik. Gördüğünüz o ormanın içindeki patikayı takip ederek sahilimize ulaştık. Daha sonrasında burayı da takip ettik ve diğer kapıdan çıkmış bulunuyoruz artık. Sanırım buradan biletinizi alıyorsunuz, öyle giriyorsunuz. Ha evet, şurası. Evet. Buradan biletinizi alıyorsunuz, Zaino kapısından içeriye giriyorsunuz. Evet, şimdi bu cadde üstünden de otobüsümüze bineceğiz. Bir saat kadar bir yolumuz var. Santa Marta'ya ulaşacağız artık. Bu videonun da sonuna geldik. Çok merak ediyorum ya, kimler videoyu sonuna kadar böyle hiç atlamadan izliyor? Çok merak ediyorum. Bu kısma kadar izleyenler Tayrona'yı beğendim ya da Tayrona'yı beğenmedim yazabilirlerse ben de yorumlardan görmüş olurum kimler sonuna kadar izliyor, kimler izlemiyor. Merak ettim açıkçası, yazarsanız çok sevinirim, hem de böyle fikirlerinizi öğrenmiş olurum. Bence güzeldi ama söylendiği kadar abartılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir de bu kadar para ödeyip yani beklentiyi karşılar mı fiyat performansı olarak, böyle de bir soru işareti bırakayım sizlere. Sizler cevap verin buna. Aha, Santa Marta otobüsü de geliyor. Sofi. Ciao. Videonun sonundayız dostlar artık. Bu videoluk bu kadar. Bir beğeni, bir yorum atarsanız, fikirlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda nerede oluruz hiçbir fikrim yok. İzleyip göreceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigos diyorum. Bye.